Amerika'nın Bengal Körfezi'ni kontrol etmesine izin verseydim iktidarda kalabilirdim. Bu sözler ülkesindeki renkli devrimin ardından Hindistan'a sığınan eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'e ait. Vecid ülkesinde yaşanan kalkışmadan Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Ülkesindeki renkli devrim girişimi nedeniyle Hindistan'a sığınan eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, ülkesinde yaşanan olaylardan Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Şeyh Hasina, ülkesinin St. Martin adasında askeri üs inşa etmek isteyen ABD'ye bu izni vermediği için ülkesinde Amerikancı bir kalkışma yaşandığını söyledi. Şeyh Hasina, "Başbakanlık görevimden istifa ettim. St. Martin adasının egemenliğinden vazgeçseydim ve Amerika'nın Bengal körfezini kontrol etmesine izin verseydim, iktidarda kalabilirdim." ifadelerini kullandı. Hasina istifasıyla ilgili olarak öğrencilerin ölü bedenleri üzerinden iktidarı ele geçirmeyi amaçlıyorlardı ama ben istifa ederek bunu engelledim dedi. Ulusal kanala konuşan Bangladeş İşçi Partisi Merkez Komite üyesi Sabbaha Alihan Collins, Vecid'in iddialarını doğruladı. Collins, Bangladeş'te yaşanan olayları sağcı, kökten dinci, gerici ve özgürlük karşıtı bir ayaklanma olarak değerlendirdi. Bangladeş İşçi Partisi Merkez Komite üyesi Collins, ülkesindeki kalkışma için Amerika tarafından desteklenen bir ayaklanma ifadelerini kullandı. Collins, Bangladeş'teki geçici hükümetin başına getirilen Nobel ödüllü Muhammed Yunus'a dikkat çekti. Collins, Muhammed Yunus'u Bangladeş'in başına Amerika'nın getirdiğini söyledi.